Ancak o eyleme cezalandırırsınız. Özgürlüğü kendisini sınırlamazsınız. İstanbul Barosu eski başkanı Yücel Sayman ama güvenlik paketini eleştirdi. Özellikle AK Parti'nin değiştireceğim dediği ve değiştirmeye de hakikaten başladığı bir anayasa şimdi geriye dönüş oluyor. Yani sistem değişmiş değil. Şimdi bu sistem değişmediği için şeyde bakış tarzı da değişmiş değil. Tam tersine sistemi eski haline güç tutarak döndürme çabası var. Şimdi bakın bu getirilen şeyler zaten bu makul şüphe zaten öyleydi eskiden. Yani öyleydi. Sonra bundan şikayet edildiği için başka bir madde kondu. Yani somut delil aranır dendi. Uygulamada fazla bir şey değişmedi. Şimdi geriye gidiliyor. Şimdi geriye gidilirken bir de polise yetki veriliyor. Savcı yani mahkeme kararı olmadan, savcının olmadan. Şimdi bakın bu daha da geriye gidiş. Şimdi bu nesi vahim? Şimdi bir seyircimiz şimdi bakın diyor ki bu vahim? Söz konusu makulü ne belirleyecek? Polis şimdi bunu, bu, mi belirleyecek? Bu, nasıl şey, olacak? Bakın bu Türkiye'de biraz eğitim sistemini içine girenler, hukuk fakültesinden yetiştiğini görenler, makulü insanların kafasına göre, daha öğrenci birinci sınıftan böyle geliyor, makulü kendi kafasına göre çok haklı gördüğü şey makul oluyor. Son sınıfta bitirdiği zaman da bunu değiştirmesi çok zor oluyor. Yargıç olduğu zaman da aynı şey. Siyasi olarak neyse şimdi şeye gelelim bu makul şüphede. Şimdi polise bu yetki verildiği zaman ne olur? Özgürlüğün önünü mü açar? Hayır, işkenceler başlar. İşkence başlar. Onun için şey yaradı. Niçin? En önemlisi nesi biliyor musunuz? O kamyonu durdurmak falan değil. Sabahın köründe 3 sabaha karşı 3'te 4'te 5'te polisin gelip kapıyı çalıp al sizi alması. Şimdi eskiden burada biraz güvencemiz vardı. Belli ölçüde burada savcılık kararı gerekirdi. Şimdi polis hiç savcıyı yargıya şey yapmadan, başvurmadan, hiç oraya ilgilendirmeden kendisi gelip alabilecek. Şimdi o zaman sorular çıkıyor. Bunlar o günlerde vardı. Hı hı. Şimdi polis bunu aldığı zaman kaydını tutacak mı tutmayacak mı? Çünkü savcı karar verip de al dediği zaman yazılı bir şey var biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada bilmiyorsunuz. Kaderinizi bilmiyorsunuz. Alıp geldiği zaman ne olacak? Nereye gidecek? Devlete, polisine güven. Peki biz yaşadık, niye değiştirdik o zaman bu kanunları? 2002'de AK Partisi niye ben bunları değiştireceğim diye geldi. Niye bunları geldi? Şimdi bakın o başlar. Peki. Yani siz 24 saat gözaltında uzatılabiliyor. 24 saat olup olmayacağı da belli değil. Hukukçular Derneği üyesi Avukat Rıza Saka, hükümetin güvenlik endişesinin ön planda olduğunu vurguladı. Bugün hiç kimse ateşli silahlar kanunu gereğince elinde molotof kokteyliyle dolaşırken bir silah yani bir tabanca taşır gibi ya da bir bomba taşır gibi cezalandırılamaz. Hiçbir mahkeme bir kişinin elinde molotof kokteyli bulundurduğu için cezalandırmasına yetecek yasa maddesi yok. İşte onu çıkartıyor. İşte 302. madde bunun kötüye kullanılmasıdır. Aslında böylece molotof kokteylinin ateşli silahlar kanununa derc edilmiş olması Sayın Elçi'nin 302. madde gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırmanın da önüne geçer bu şekilde. Öbür taraftan yani hükümetin ya da Sayın Başbakan'ın ifade etmiş olduğu bu zorunluluklar yasa değişikliği ya da güvenlik paketleri neden gündemimize geldi, gelmek zorunda kaldı. Aslında hani şu açıdan da bakın, çözüm süreci açısından baktığınızda evet. Da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben şu anda ülkenin güvenlik endişesinin ön planda olduğunu görüyorum. Yani 12 yıllık bir AK Parti iktidarını 12 yıldır takip ediyoruz. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi güvenlik paketinin özgürlükleri kısıtlayacağını ifade etti. Türkiye'de çoğu kere istisnalar kurallar istisna haline geliyor. Dolayısıyla yani bunu izah etmek mümkün değil. Bakın Aralık 2013'te bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının delillerine birileri ulaşamıyor. Çünkü kısıtlama kararı var. Birileri o delillere ulaşsın diye 153. madde ilga ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Avukatlar o delillere ulaşıyor. Ama 2014 Eylül ayında takipsizlik kararı verildikten sonra tekrar 153. madde geliyor. Bakın bunun izahı mümkün değil. Bu bir kere ahlaki bir şey değil. Yani bu sanırım Türkiye'deki hukuk tarihine çok kötü bir leke olarak geçecek. Şimdi bakın bu pakette çok tehlikeli meseleler de var. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar veya devlet aleyhine işlenen suçların tümü artık iletişim özgürlüğünün kısıtlandığı, ağır biçimde kısıtlanacağı hükümler arasına konuluyor.
O kadar ki bu düzenleme geniş tutulmuş ki, örneğin 305. madde, yani temel milli yaralara karşı hareket adlı suç bile artık katalog arasına alınıyor ve dolayısıyla bu tür bir suçu işlediği iddia edilen herhangi biri hakkında bile teknik takip, ortam dinlemesi yani veya iletişimin tespiti gibi tedbirlere başvurulabilecek ve makul şüphe diye tamamen takdiri kolluğa bırakan bir düzenleme ile özgürlükler çok ciddi tehlike altına giriyor. Yani şunu ifade ediyorum. Kobani prosedürleri vesilesiyle getirildiği söylenen, dolayısıyla hani kamuoyuna sanki meşru bir amacı varmış gibi sunulmaya çalışılan bu düzenleme aslında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünün özgürlüklerini, mahremiyetlerini, özel yaşamlarını tehlikeye sokacak bir düzenlemeye doğru gidiyor. Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Hakim Muzaffer Şakar, suçu önlemek adına özgürlüklerin kısıtlandığını belirtti. Özgürlükler bizim temel hakkımız. Bu devletin verdiği bir hak değil. Bizim doğuştan sahip olduğumuz haklar, insan hakları. Devletin sahip olduğu yetkiler ise bizlerin ona verdiği yetkiler. Milletin tanıdığı irade sayesinde bu hareketi, darsu yasamayı, yürütmeyi, yargıyı işlevsel hale getiriyor. Şimdi eğer kişiler suç işliyor diye özgürlüklerini elinden alacak, kısıtlayacak isek, o zaman özgürlük alınabiliyorsa, hak alınabiliyorsa yetki hayli hayli alınabilir. Biz de o zaman gözaltında ölümler olduğu için gözaltını kaldıralım. Haksız tutuklamalar yapıldığı için tutuklamayı kaldıralım. Mahkemeler hatalı karar verdiği için mahkemeleri kaldıralım. Yani bir yerde yanlışlıklar olması bunun tamamen kaldırılmasının manasına gelmez. Kişiler suç işleyebilir. Bunun için yasalar var, bunun için polis var, bunun için ceza kanunu var. Ama bu özgürlüklerin biz bütün ortadan kaldırılacağı manasına gelmez. Burada bir denge var ve bu dengeyi gözetmek gerekiyor. Yani bizim isteğimiz bu dengenin özgürlük lehine kullanılması. Yoksa herhangi bir gruba, herhangi bir partiye, herhangi bir kesime düşmanlık için bunları dile getirmiyoruz. Bir diğer husus, geçmişte bu yana değişiklikler olduğu söyleniyor. Elbette ki oldu. Fakat biz geçmiş tekrar yaşanmasın diye diretiyoruz. Siz 2 gün sonra, 3 gün sonra, ya daha geçmiş 17 Aralık buharı tutuyor henüz üzerinde. Yani daha yakın zamanda yaşadığımız birçok şey var. Ergenekon ve Balyoz davaları akıl sahipleri için birçok ibret barındırıyor. Bunlardan hiç mi uslanmadık? Bu yasaların, bu güvenlik perspektifiyle yaklaşmanın yarın aynı şekilde bize geri döneceğini ve bizi bir alana sıkıştırıp cezalandıracağını göremiyor muyuz? Yani bunu görmek için daha neleri yaşamalıyız, neleri tecrübe etmeliyiz? Bakınız, bu ülkenin bütün toplumsal kesimleri, bütün siyasal düşünceleri bu cendereden, bu güvenlik perspektifinden geçtiler. Artık yeni birisini kurban etmeye gerek yok. Daha farklı bir dünyaya, daha özgürlükçü bir dünyaya adım atabiliriz. Ve bunun yolu da şu andaki güvenlik paketinden geçmiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Pekala. Çok teşekkürler. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra...